Zikru Abdillah İbni Amr İbni Haramin, Ebu Cabir'in Rıdvanullahi Aleyhi. Mus'ab bin Umey ile ilgili hadis sadece bu. Sıradaki hadiste bir başka sahabiye geçiyoruz. Kim o? Abdullah bin Amr bin Haram. Bu zat Ebu Cabir, Cabir'in babası. Radıyallahu anh, radıyallahu aleyh. Allah, Rıdvanullahi aleyh, Allah onlardan razı olsun. 3356. Ekberana Hacib ibn Erkin el-Fergani bi Dimeşk'a. Bize Hacib bin Erkin el-Fergani Dimeşk'ta haber verdi. Haddesena Ahmed ibn İbrahim el-Devraki. Bize Ahmet bin İbrahim el-Devraki anlattı. Haddesena Ahmed ibn Habib ibn Şehidi. Bize Ahmet bin Habib bin Şehid anlattı. Haddesena Abi, bize babam anlattı. Haddesena Amr ibn Dinar'in, bize Amr bin Dinar anlattı. An Cabir ibn Abdillahi, o da Cabir bin Abdullah'tan. Kale dedi ki, Emara Abi bi haziratin, babam bana bir yahni hazırlatmamı emretti. Bize Cabir anlatıyor rivayeti. Tabi sonraya kalanlardan dinleyeceğiz. Önceden vefat edenlerden bir şey duymamız mümkün değil. Vaktiyle anlattıkları varsa hariç. Emara ebi bi haziratin. Babam bir yahni yapmamı emretti. Fasuniat yapıldı. Demek annesine, ailesine varıp yahni yapılmasını söylemiş Cabir. Babam istiyor diye. Thumma emarani, sonra bana emretti. Fehameltuha, yüklendim o yahniyi. Nereye? İlâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm. Feateytuhu, vardım ona. Ve huve fî menzilihi, evindeydi. Fekâle, bana dedi ki, mâ hâzâ ya Câbiru, bu ne ey Câbir? Resulullah Medine'ye hicret etmiş. Dolayısıyla yeni geldiği bu mekanda, bu yurtta bir garip aslında. Yani düzeni yok. Dolayısıyla da misafir konumda. Zaten varlığı yok. Ensar onları destekliyorlar. Muhacirlerin hepsini. Başta Resulullah'ı. Yemek getirdim diyor, götürdüm. Bana Resulullah beni görünce dedi ki, مَا هَذَا يَا جَابِرُ, Cabir, bunda ne var? اَلَحْمُنْ هَذَا, et mi bu? Dedi. قُلْتُ, dedim ki, لَا, hayır. وَلَكِنَّهَا خَز۪يرَةٌ, ancak o yahni. Yani demek sadece et değil ama yahni. Yahni de gerçi et olur ama. Evet. Az olur, doğru. فَاَمَرَ بِهَا فَقُبِدَتْ, Resulullah alın dedi. Aldılar yahni diyor. فَلَمَّا رَجَعْتُ, dönünce ben ila ebi, babamın yanına, قَالَ, dedi ki babam, هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, gittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördün mü? فَقُلْتُ نَعَمْ, dedim ki evet. فَقَالَ, dedi ki, هَلْ قَالَ شَيْئًا, bir şey söyledi mi? فَقُلْتُ, dedim ki evet. قَالَ, dedi ki, مَا هَذَا يَا جَابِرُ, ne bu ey Cabir? اَلَحْمُنْ هَذَا, et mi bu? Diye sordu. فَقَالَ أَب۪ي, onun üzerine babam dedi ki, عَسَى اَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اِشْتَهَا اللَّحْمَ, galiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem et özlemini çekiyor, et istemiş canı galiba. فَقَامَ, hemen kalktı, ilâ dâcinin, bir evcil bir hayvana, her neyse o, lehu, kendi hayvanlarından birini, فَذَبَحَهَا, kesti onu. ثُمَّ اَمَرَ بِهَا, sonra فَشُوِيَتْ, bunu kızartın dedi veya pişirin dedi. Ne kızartın ne pişirin, ateşte olan neydi? Haşlama. Yok yok, ateşte. Kızarma kızarma. Tabii tabii. Feşuviyet, kızartıldı. Sümme emrani, sonra yine bana emretti. Fehameltuhu, yüklendim onu. Doğru ila Resulillahi
sallallahu aleyhi ve sellem. Fentehaytu ileyhi, vardığımda ona, ve huve fi meclisihi, o meclisindeydi, muhtemelen birileriyle oturuyor veya evinde oturuyor, oturduğu yerde. Fakala, dedi ki beni görünce, me hâzâ ya Câbiru, ey Câbir bu nedir? Fekultu, ben de dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Raca'tu ila abi, sizin yanınızdan babamın yanına döndüm. Fekale, o da bana sordu. Hel ra'ayta Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ı gördün mü diye. Fekultu, ben de dedim ki naam. Fekale, o da bana bunun üzerine sordu. Hel kale şey'en, o bir şey söyledi mi diye. Kultu naam, ben de evet dedim. Kale, dedi ki ma hâzâ, nedir bu? Alahmun zâ, et mi bu diye sorduğunuzu babama söyledim. Fekale abi, babam da bunun üzerine dedi ki asâ en yekûne Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve selleme kad iştehel lehme. Galiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem et özlemi çekiyor. Canı et istiyor. Fekame ila dacinin, bunu duyan, bunun üzerine babam bir evcil hayvana kalktı. İndehu fezebahaha, onu kesti. Thumme emara biha feşubiyet, sonra emretti, o pişirildi, kızartıldı. Thumme emarani, sonra bana emretti. Fehameltuha ileyke, ben de onu sana getirdim. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki cezallahul ensara anna hayran, Allah bizden ötürü ensara güzel karşılık versin. Ve la siyyema Abdillah ibni Amr ibni Haram, ve özellikle Abdillah bin Amr bin Haram, ve Sa'd ibni Ubade, ve Sa'd bin Ubade, bu ikisinin adını anmış Allah'ın elçisi. Özellikle Abdullah bin Amr bin Haram'a ve Sa'd bin Ubade'ye Allah güzel karşılık versin diye duada bulunmuş. Okuduğumuz rivayet ne Buhari'de ne de Müslim'de var. Elbani hadisle ilgili sahih notunu düşmüş. Hadiste Abdullah bin Amr bin Haram'ı gördük. Sıradaki hadis yine aynı zatla alakalı. Zikru izlalil iz melaiketi bi ecnihatiha Abdullah ibn Amr ibn Haram'in ila en dufina. Meleklerin Abdullah bin Amr bin Haram'ı kanatlarıyla gölgelediklerini, defnedilinceye değin, kanatlarıyla gölgelediklerine dair hadis. 3357. Ekberana Ebu Halifete, bize Ebu Halife haber verdi. Haddethena Ebu Velid Tayalisiyyu, bize Ebu Velid Tayalisi anlattı. Haddethena Şu'betu, bize Şube anlattı. An Muhammed ibn el-Munkadiri, o da Muhammed bin el-Munkadir'den kâle, dedi ki semi'atu Câbiran yekûlu, Câbir'i işittim, diyordu ki lemmâ kutile abî, babam katledilince yevme Uhud'in, Uhud günü cealtu abiki, ağlamaya başladım. Ve ekşifu s-sevbe an vecihi, yüzünden örtüyü kaldırıp ağlamaya başladım. Ve ceale ashabu Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme yenhevni, Resulullah'ın arkadaşları da beni men ediyorlardı. Bırak, açma örtüyü diyorlardı. Ben de örtüyü açıp ağlıyordum. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonunda bana dedi ki la tebki, ağlama. Mâ zâletil melâiketu bi ecnihatihâ tuzilluhu, melekler kanatlarıyla onu öyle gölgelediler ki hattâ defentumuhu, siz onu defnedinceye kadar ayrılmadılar diye bana söyledi, diyor Câbir radıyallahu anh. Bu rivayet Buhari'de mevcut. 1187 nolu.
İmam Buhari rivayeti El Cenaiz, cenazeler bölümünde vermiş. Bab başlığı olarak da El-duhulu alel-meyyiti ba'del-mevti İza udrica fi kefenihi. Kefenine sarıldıktan sonra meyyitin yanına girmek diye bab başlığı atmış. Demek istiyor ki kefenine derc edildikten sonra Resulullah'ın ashabı kefenin açılıp bakılmasından hoşlanmıyorlardı. Bak Cabir'e böyle yapıyordular. Buradan artık ne ibret alırsanız. Sıradaki hadisimiz zikrul beyani, açıklayan bir hadis. بِأَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى Allah Celle ve Ala'nın كَلَّمَ عَبْدَ اللّٰهِ اِبْنَ عَمْرِ اِبْنِ حَرَامٍ Allah Azze ve Celle'nin Abdullah bin Amr bin Haram ile konuştuğuna بَعْدَ اَنْ اَحْيَاهُ Onu dirilttikten sonra كِفَاحًا Yüz yüze 3358 اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ قَحْتَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ فَمِ الصِّلْحِ Ta Abdullah bin Kahtaba bana haber verdi diyor İbn-i İbban. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَب۪يبِ بْنِ عَرَب۪يِّنْ Bize Yahya bin Habib bin Arabi anlattı diyor İbn-i Kahtaba. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِبْرَاه۪يمَ بْنِ كَثِيرٍ الْاَنْصَارِيِّ Bize Musa bin İbrahim bin Kesir el-Ansari anlattı diyor Yahya. Kale dedi ki semi'tu Talha bin Khiraş. Talha bin Khiraş'ı işittim. Kale dedi ki semi'tu Cabiran. Cabir'i işittim. Yekulu diyordu ki laqiyanin nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldi beni buldu veya benimle buluştu. Fekale li bana dedi ki ya Cabiru ey Cabir مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا Niye seni kırgın görüyorum? Kırgın derken yani küs falan anlamında değil. Üzgün yani. İnkisara uğramış babasını kaybettiği için. فَقُلْتُ Dedim ki ya Resulallahi ey Allah'ın Resulü اِسْتُشْهِدَ أَب۪ي Babam şehit oldu. وَتَرَكَ عَيَالًا Çocuklar bıraktı geride. Ve deynen ve borç bıraktı. Yani Cabir'in sıkıntısı sadece babayı kaybetmek değil. Borç. Geriye bıraktığı kaç? 8 kardeş mi? Hepsi de kız. Çok kardeşler var. Borç bırakmış. Yani. O diyor gitti cennetlere. Gönlünü hoş ediyor. Biz burada her türlü sıkıntıyla kaldık baş başa. Tabi onun sıkıntısı özellikle babasından yana olsa gerek ki, onu kaybetmekten yana olsa gerek ki, Resulullah ona şöyle demiş, fekale demiş ki, elâ ubeşşiruka, sana müjde versem, bimâ lekiyallâhu bihi ebâke, babanı Allah nasıl karşıladı, sana haberini vereyim mi? Kultu belâ ya Resulallahi, dedim ki elbette ey Allah'ın Resulü, söyle. Kale dedi ki مَا كَلَّمَ اللّٰهُ اَحَدًا قَطُّ Allah hiçbir kimseyle konuşmadı. اِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ Ancak perde gerisinden. وَاِنَّ اللّٰهَ اَحْيَا اَبَاكَ Ancak Allah babanı diriltti. فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا Onunla karşılıklı konuştu. Doğrudan konuştu. Yüz yüze konuştu. Fekale ona dedi ki ya abdi ey kulum temenne u'tika temenni et vereyim sana iste vereyim sana kale Abdullah dedi ki tuhyini beni diriltmeni istiyorum fe uktale katleten thaniyeten bir ikinci kez senin için ölmek istiyorum kale Allahu Allah dedi ki İnni qadaytu annahum la yerciun. Ben bunu hükme bağladım. Geri dönülmemek üzere. Dönmeyecekler, kimse dönmeyecek diye böyle hükmettim. Ve nezalet hazihi'l ayetu. Bunun üzerine bu dönemde şu ayetler nazil oldu.
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayınız. بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ Onlar Rableri katında diridirler. يُرْزَقُونَ Rızıklandırılıyorlar. Başka ayetlerde Cenab-ı Hak فَرِح۪ينَ بِمَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ Allah'ın kendilerine verdikleriyle çok sevinçliler. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Ve gerilerindeki kendilerine kavuşmamış sıralarını bekleyen Cenab-ı Hakk'ın deyimiyle kimseleri müjdeliyorlar. Ne diye müjde gönderiyorlarmış? Bu ayetler onlardan bize geldi. Yani öteden gelen bir haber. Cenab-ı Hak bize ihbar etti. Kendi uğrunda ölenlerin oradan nasıl bir malumatı bize gönderdiklerine. Bunlar geri dönemeyince, bir başka rivayette diyor ki, bunlar geri dönemeyince dediler ki, ya Rabbi bari bizden oraya bir haber uçur. Bir haber gitsin bizden oraya. Bize fırsat versen gitsek de keşke bir daha senin uğrunda ölsek. Onlara da neler yaşadıklarımızı anlatsak. Cenab-ı Hak dedi bunun geri dönüşü yok. O zaman dediler ki, ya Rabbi bir haber gitsin. وَيَسْتَبْشِرُونَ haberi böylece. Bizim durumumuzu anlat onlara. Cenab-ı Hak onların durumunu bize anlattı. Diriler, Allah katında rızıklanıyorlar. Rızık derken elma, armut falan, ekmek, böyle şeyler değil. مَا تَشْتَهِهِ enfus. Canları ne istiyorsa, her türlü şehveti, her türlü lezzeti Allah Azze ve Celle katında yaşıyorlar. Ve gerçek bir hayat sahibi olarak, bu dünya hayatındaki hayat formatıyla Allah Azze ve Celle'nin o katındaki hayat formatı da aynı değil. İkisinin adı benzer. Cenab-ı Hak وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Ahiret mi? O gerçek yaşamdır diyor. Biz burada kim bilir bu yaşam dediğimiz hayatı kaç sınırlı bir boyutta yaşıyoruz. Yani böyle sinik bir görüntü gibi düşünün bunu. Renkli, capcanlı görüntüyle kıyaslanabilir mi? Böyle bir hayat düzeyinde Allah katında rızıklanıyorlar. Oradan haber geldi onların bu güzel durumlarıyla alakalı ve çok sevinçliler. Geridekilere de haber veriyorlar ki müjdeler olsun size, hani sıralarını bekleyenler için. En la havfun aleyhim. Korku yokmuş. Yani o kılıç darbeleri, o kurşunlar girip çıkarken korkacak bir şey olmuyor. La havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Hüzün de yok. Hani geldik buraya ama aklımızda ora kaldı. Mısır'dan çıkan Yahudiler gibi. Hayır, geride ne bıraktığın evlada, ne çocuğa, ne anaya, ne babaya, ne at, hiçbiri hüzün yaşatmıyor. Allah Azze ve Celle öyle bir ortam, öyle arkadaşlar, öyle bir şey veriyor ki onların hepsi gözünde çözülüp kayboluyor. Hüzne dönüşmüyor. Böyle bir müjdeyi gönderdiler. En la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Bunlar içerisinde de böyle en zirve noktalarda olanlardan bir tanesi Uhud şehitlerinden Abdullah bin Amr bin Haram'dır. Resulullah'ın Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle doğrudan konuştuğunu haber verdiği kişi. Akrabalık bağı da kalmıyor değil mi hocam? Akrabalık bağı da kalmıyor. Yani bundan ötürü bir hüzün geriye onu çağıran, ya evladım nerededir görsem falan, böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak daha dünyadayken bazen adamın elinden çocuğunu alıyor. Ağlar sızlarken başka bir çocuk veriyor. Unutturuyor. Ya eskisinin bu nasıldı diyorsun. Bambaşka diyor yani. Adamın elinden hanımını alıyor. Ağlıyor, sızlıyor. Başkasını veriyor. Neredeyse özel dostlarına iyi ki ölmüş diyecek. Cenab-ı Hak gücünü gösteriyor. Ben yaratmada öyle güçlüyüm ki seni ben her halükarda memnun ederim. Şu anda bunlar olmazsa hayatım kararır diye vazgeçilmez sandıklarını da ben verdim. Bunlardan daha iyisini de yaratırım. Dolayısıyla orada ona yeni aileler, yeni arkadaşlar, yeni ortamlar, yeni iklimler, zevk ve lezzet içerisinde. Her şeyden önemlisi öyle bir konuk sahibinin makamında. Fî mekâdi sıdkın ende melîkin muktedir. Dolayısıyla ben yavrumu özlerim, ben şunu özlerim, şimdi gidemem, benimkiler küçük. Böyle deyip geri kalanlar, böyle düşünüp hep geri kaldılar. Rabbe doğru yürüyüp oğluyla didişen, buradaki Abdullah bin Amr gibi.
hayır ben gideceğim dedikçe oğlu hayır ben gideceğim. Tabi biliyorlar geride kalacak olan borcu çocukları kim bakacak. Gidenin kavuşacağı neşeyi, zevki, lezzeti düşününce o da demiş ki ya evladım Bedir'i kaçırdım. Ben bugünü bekledim kusura bakma. Aramızda Resulullah hakem olsun diye Resulullah'a gitmişler. Resulullah da baba gelsin demiş. Şimdi de oğlu teselli ediyor. Niye beni göndermedin? Babam gitti ben kaldım. Allah babanı diriltti ve onunla böyle konuştu müjdesini vermiş. Bu rivayet nerede var? Ne Buhari'de var ne de Müslim'de var. Elbani rivayetle ilgili sahih notunu düşmüş. Tabi isnat istediğimiz düzeyde olmayınca böyle sevdiğimiz rivayetlerin bizde de bir ufak böyle sahih demiş öyle mi? Ya yani aynı kapsamda aynı bağlamda ayetler var. Yani Bedir'dekilerle, Uhud'dakilerle ilgili. Bunun özelde Abdullah bin Haram'la ilgili olup olmaması bizi çok ilgilendirmiyor. Allah'ın böyle kulları var ve onlar bu durumları yaşadılar. Dolayısıyla bu Abdullah olur, Enes olur, öteki isim olur. Onlar Allah katında ve rızıklanıyorlar. Bizim için burada önemli olan Cenab-ı Hakk'ın muamelesi. O böyle muamele ediyor. Bizi heyecanlandıran o. Yoksa Abdullah'la hısım değiliz, akraba değiliz yani. Öyle bir şeyimiz yok. Adı Enes de olsaydı Cenab-ı Hakk'ın bu yaklaşımı bize aynı özentiyi hissettirecekti. Aynı ümidi içimizde doğuracaktı.